Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Resine Çiçeğim ile karşınızdayım. Bakın, çok kişi bana bunun ismini soruyor ve nereden bulabileceğimi soruyor. Arkadaşlar, çiçek gördüğünüz gibi fuşya pembesi bir çiçek. Hatta güneşte daha bir parlıyor. Şöyle görebiliyorsanız. Şöyle güneşe çıkarttım. Bakar mısınız? Bunun yaprakları uzun. Daha bir asimetrik kesim. Bakın. Arkasına bakın. Bunun farklı çeşitleri de var. Ben internette gördüm farklı çeşitlerini. Yeşil yaprağı yeşil olup damarları yine fuşya renkte olan var. Fakat bunların yaprak boyutları farklı olabiliyor. Bir de şu resneyi görmenizi istiyorum. Kalp şeklinde küçük. Bunun annesini kaybettim. Çok kışa dayanamadı. Ama çoğalttığım resnem harika bir şekilde karşımda. Bir de geçen ay çoğalttığım var. Budamadan çoğalttıklarım bunlar. Tuttu arkadaşlar ve güzel büyüyor. Şunu görebiliyor musunuz? Bunun yaprakları düz. Bunun yaprakları kalp şeklinde. Ben internette görmüştüm bir videoda. Bunun daha büyükleri de var. Yaprağı çok daha büyük olan da var. O da çok güzel, çok harika. Ben burada görmedim. Bir komşumdan almıştım arkadaşlar. Çok dikkatimi çekmişti. Rica ettim. Beni kırmadı ve bana verdi. Kaybetmek istemediğim harika çiçeklerimden birisi renk olarak. Şuraya bakar mısınız? Sıcağı ve soğuğa dayanıklı arkadaşlar. Ama ben çok fazla soğuğa bırakmıyorum. Cam balkonda durabiliyor. Çok da güneşte, evet, güneşe dayanabiliyor ama o kadar da güneşe koymuyorum. Hani güneşte duruyor ama yakıcı güneşlerde biraz beriye alabiliyorum. Suyu çok seviyor arkadaşlar. Hani bu hafta ben bunu suladım. Tamam, diğer hafta sulayayım diye bir şey yok. Toprağı çok çabuk kuruyor. Sebebi ne? Çok fazla köklü. Çok fazla köklenebiliyor. Kökleri de çok fazla su ihtiyacı oluşuyor. Bu sebeple haftada 2 kere, 3 kere ben sulayabiliyorum bahar döneminde. Yazları da 2 güne bir ya da her gün bunu sulayabiliyorum arkadaşlar. Şu parlaklığı görebiliyorsunuz değil mi? Açıyı yakalamak istiyorum. Güneş özellikle var. Böyle. Boyutunu da algılamanızı istiyorum. Biri çok büyük. Biri diğerleri küçük gibi ama aslında onlar da büyük. Elimi koyarak boyutunu algılamanızı istiyorum şöyle arkadaşlar. Evet, nasıl çoğaltabiliriz? Normal çelik alma yoluyla çoğaltılabilir. Evet, dallarından kırıyorum. Hem budamış olacağım bunu. Bakın böyle. Bunu kırarak alttaki yaprakları düştüğü için ömrünü tamamlayıp buralardan yeni filizler çıkacaktır. Onun için üstten budamak her zaman iyidir arkadaşlar. Bir tane daha koparmak istiyorum. Bakın bir de bunu. Evet. Bunu da aynı şekilde böyle budadıklarımı dikmiştim. Bunlar da büyümeye başladılar. Evet, suya koyuyorum. Arkadaşlar, bir hafta suda bekleteceğim. Ondan sonra köklenmesine dikeceğim. Köklenmesini bunda beklemeyeceğim. Çünkü yaprakları kötü oluyor çok bekleyince. Ve yanlarına da çubuk koyacağım. Destek çubuk koyacağım. İlk günlerde birazcık kendini salabiliyor. Biraz baygın durabiliyor. 2 haftada toprağın nemli olmasına dikkat edeceğim. Ondan sonra da tutuyorlar arkadaşlar. Evet, umarım iresini mi kaybetmem. Sizler de sevdiğiniz çiçekleri her zaman evinizde bulundurabilir ve bakabilirsiniz. Hoşça kalın.